Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Arabaaklı.com ailesi olarak bugün biz sorduk onlar bilemedi konseptimizin 3. yarışmasında Eda ve Gamze ile beraberiz. Umarım hepiniz için hem keyifli hem de bilgi dolu bir video olmuş olur. Kızlar dilerseniz öncelikle size tanıyalım. Eda senden başlayalım. Eda ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Arabalar hakkında bilgi sahibi miyiz? Kanalım olmadan önce öyle zannediyordum ama kanal işe yarıyor yani. Bilgi sahibiyim diyemem şu an, evet. Ama en azından sedanın bir marka olmadığını biliyorum. Artık öğrendik. Evet. Peki Gamze seni tanıyabilir miyiz? Gamze ben de biliyorsunuz söyledim zaten. Ben de Osman Gazi Üniversitesi mezunuyum. Karşılaştırma edebiyat okudum. Ben de Eskişehir'den katılıyorum. Başarılar diliyorum. İki Eskişehir yarışmacımız var. Evet. Umarım keyifli ve bilgi dolu bir video olur. Arkadaşlar şimdi sizden mavi araba veya kırmızı araba seçmenizi isteyeceğim. Bunlar size uğur getirmesi için kartlarınızı vereceğim. Hangisini tercih edersiniz? Edersen tamam. Mavi seçiyorum. Tamam, mavi. Kırmızı da benim olsun. Kırmızı da senin olsun. Umarım şans getirir ve hiçbir soruyu yine bilemezsiniz. Güleriz. Biz de gülmüş oluruz. Bugün 8 sorumuz olacak. Test sorularımızla başlayalım. Birinci test sorumuzu okuyorum. Insignia hangi markanın bir modelidir? A. Volkswagen, B. Ford, C. Opel, D. Volvo. Ne kadar süreniz var? Evet, ne kadar bir 10 saniye süreniz var. Sen de sayıyorsunuz. Insignia. Başladın da. Insignia hangi markanın modelidir? Cevapları görebilir miyim? Önce kameraya sonra evet. Bakabilir miyim? Evet, C. Opel doğru cevabımız. 1'de 1 gidiyoruz. Kolay bir soruydu galiba. Yoksa evet. Çalıştıktan sonra mı öğrendim? Kolaydı. Yok, önceden de biliyorduk. Genel kültür biz zaten bunu biliyorduk. Sokaktaki arabalardan. Peki, ikinci sorumuza geçiyorum. Hazır mısınız? Evet. Çok keyifli bir soru. Doğru yazılışı hangisidir? A. Egzoz, B. Egzoz, pardon, B. Egzoz, C. Egzoz, D. Gazoz. Bu 4 çiftten birini zor bir soru olabilir belki. Dışarıda çok aslında değil, böyle sevgilin eğer arabayla çok ilgileniyorsa, sanayiye gidiyorsan hiç değil. Şimdi bundan sonra bir yanlış cevap değilse evet. Çok dedim. Bence ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Cevapları önce kameraya sonra bana alabilir miyim? Hadi bakalım. Ben bitiyorum. Evet, bravo. Aa. İkisi de doğru cevap. Egzoz sorusu. Burada sevgiliden bildiğin şey aldık yani. Hani. Tabii canım. Ya. Sanayide geçti ömrümü yani. Yani. Abartı egzoz falan hepsini biliyoruz. Tabii. Sıkıntı yok. Güzel. Biz bu soruda yanılır sıyı düşmüştük. Biz egzoza falan dedik. D diye düşündünüz. Yok D hiç düşünmedik. Garip onlardık. belki C olabilir diye şey yapmıştık. Ama güzel 2'de 2 gidiyoruz ikimiz de. Evet, İki yarışmacımızda. Maşallah. Başarılı. İnşallah bilemezsiniz. İnşallah. Üçüncü soruya geçiyorum. Hangisi araba markası değildir? Aa, A. Eagle, B. Pioneer, C. Pontiac, D. Fisker. Hangisi araba markası değildir? Cevaplar alalım. Gösteriyorum. Bakabilir miyim? Evet, bu da doğru. 3'te 3 payla cevabımız. Sen yine sevgilinden dolayı galiba müzik sesini yaptın. Evet, arabamızın keyifli. Allah'ım. Bir tane değil. Bir tane değil. Ama sen direniyorsun. Resmen direniyorum şu an. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Ama sen de mükemmel. Hayır, ben görüp kendisi evet. Biliyor ya, o da ama iyi aslında. Evet, sevgili kontenjan olmadan biliyorum. O zaman şıksız sorulara geçelim isterseniz. Tamam. Burada çok önemli nokta doğru yazılımı. Tamam, markaları mı geçtik? Evet, marka olacak ve doğru yazılım bizler için çok önemli. Tamam. Görseldeki amblem hangi marka aracındır? Görselimiz bu. Bu üstünde yazıyor değil mi ismi? Evet, öyle üstüne aldık. Ben atacağım şu an. Spor araba diye düşünüyorum ya çünkü. Abi. Atın bakalım ne kadar tutacak onu görelim. Aşırı sallayacağım. Ben salladım bile. Salladım yani. Üstünde şöyle kırmızı bir şeridi var değil mi? Kırmızı ben de çok değil. Salladım. Değil mi? Cevapları alalım. Verdim. Görebilir miyim? Bugatti ve Lamborghini. Lamborghini evet. Lamborghini'nin yazılışı da doğru. Evet. Yani. Yani. Mükemmel gidiyoruz. 4'te 3 olarak gidiyoruz. Burada herhalde sevgilin arabası falan değildi. Hayır canım. Şöyle. Temiz Pioneer ama Lamborghini yok. Bizim araba ya ondan. İlgiyle alakalı herhalde bu da. Evet. Güzel. Ama doğru yazılışında belki sıkıntı yaşarsınız diye düşünüyorum. Ama zor da değil. Bilciyim ben. Bilciyim.
O zaman durumumuz 5'e 3 olarak devam ediyor. Ama Eda'cığım hiç üzülme. Son sorumuz kanalla ilgili olacak. Tamam. O soruyu doğru bilen kişi 2 puan alacak. Bunlar da mı 2 puan? Yok, bunlar birer puan. Ama son sorumuz bonus sorusu 2 puan olacak. Emre, kanalın logosunu sorsaydın ya şimdi. Hemen çizerdik onu. Yine kolay bir soru olacak. Gülücüğünü de çizer. Evet, gülücüğün orada güzel bir detay. Dilerseniz diğer soruya geçiyorum. Görseldeki amblem hangi marka aracındı sorumuzda? Diğer sorumuzdaki görselimiz bu. Bu görsel hangi acayiptir? Ama ben hiç bilmiyorum. Ya gerçekten bu ilgiyle alakalı bir şey. Yani çalışmadan gel bütün logoları ezberlemiş. Ama ilgiyle alakalı. Gerçekten ilgiyle alakalı. Yani spor arada ilgi duymakla alakalı bir şey. SF mi yazıyor? Oradan orada ne var ki? Diye bakıyorum ama. Oradan bir çıkarım. Olabilir. Ay. İnşallah benimkisi de doğrudur bu arada. Şans eseri çalmış 10, 9 falan. Cevapları alalım. Sen yazdın. Cevabım yok. Aa yok, bir şey salla, güzel keyifli bir şey salla böyle hatta. Gülelim değil mi sonra? Biz de sallayacak da bir şey bulamıyorum şu an. Neye benziyor mesela? Spor araba. Spor arabaya benziyor. Bildiğin bir spor arabayı salla. Cevapları kameraya doğru alalım. Ya ben göreyim. Ferrari'ye Porsche. Ya evet ya. Ferrari doğru cevaptı ama I yazmış, I yazmamış. Ha iyisi olmaz, büyük harflerde yabancı değil mi? Ama Türkçe bu. Hayır, Ferrari. Ya benim. Tamam, şaka yapıyorum. Ferrari. Bakın. Burası. Bakın. Skorumuz 6'ya 4 olarak, o zaman devam ediyoruz. Şimdi tahmin sorularına geçeceğiz. Burada en yakın cevabı veren kişinin cevabı doğru olarak kabul edilecek. Dilerseniz tahmin sorularına geçelim. Geçelim. 2019 yılı ilk 6 ayında Japon markası olan Infiniti ülkemizde kaç adet satmıştır? Japon markası olan Infiniti ülkemizde 2019 yılının ilk 6 ayında kaç adet satmıştır? Biraz düşünebilirsiniz. Güçlü bir markadan bahsediyoruz, Japon markası. O yüzden yazacağınız. Belli. Ya ama ya. Ay ne çabuk soruyor. Güçlü marka değil mi? Infiniti çok büyük bir marka. Gerçekten tamam. Çok büyük bir marka. 2019'da ilk 6 ayında Japon markası Infiniti kaç liraya satmıştı? İlk 6 ayında. Evet. 2019 yılının ilk 6 ayında. Saniye 8 yaptı. Sen ne alacaktın? Çok uçurum var cevaplarımızda. Cevapları kameraya doğru alalım o zaman. Aldık. Ben görebilir miyim? 6 adet, 100 adet. Cevabımız 0'dı. O yüzden en yakın cevap Eda'nın cevabıydı. Evet, ilk 6 ayın Enfin Türkiye'mizi 0 adet satmış. O yüzden 100 adet, belki bir 0 silsen yine şey yapardık ama olmadı. Durumumuz 6'ya 5 olarak devam ediyoruz. Son soru bayağı belirleyici olacak. Bir tane sorumuz daha var. Sonunda da kanal sorusuna geçeceğiz. Bilinen İlk motorlu araç kazası kaç yılında olmuştur? Motorlu araç. Bu üç tekerlekliler falan sayılıyor ama. Sorumuz bu. Bilinen ilk motorlu araç kaç yılında... Bak şimdi. Bilinen ilk motorlu araç kazası kaç yılında olmuştur? Çok güzel attım şu an. Cevaplarımız hazırsa kameraya karşı görebiliriz. Ben görebilir miyim? 1900'e çok müthiş yakın yanda 1900 buçuk yılında olmuştu ikinci 1891 yılında olmuştu. O yüzden doğru cevap Eda'nın cevabı. Aslında tahmin sorulana kadar çok iyi gelmişti evet, bence. Evet. Yok ben bunları yapamayacağım. Beraber mi söylemiştim? Şu an beraber durum. Tahmin sorularında da mükemmel bir tahmin yeteneği de. Evet. Ama çok yakın gittik yine. Evet evet yine yakın. 1901 yazdım ya. 100 adette de yakındınız. Çünkü bir de bir sıfır vardı diye içinde ama olmadı. 6 adet güzel bir sayıydı. Yani 100 tane satılabilir. Yani hiç görmüyorum ben. Sen gördün mü hiç Infiniti sokakta? Şimdi tahmin sorularımız da bittikten sonra test sorularımız, klasik sorularımız ve tahmin sorularımız bitti. Durum berabere. Evet. Son soru çok belirleyici bir soru. Kanalla ilgili. Kim bilirse o kazanacak. Eğer beraberlik durumunda da sizi tekrar bir yarışma yapma durumunuz olabilir. Eğer ikiniz de bilirsiniz veya bilemezsiniz. Son sorumuza geçiyorum o zaman izninizle.
Araba hakkında YouTube kanalında en son atılan video hangi marka aracın videosudur? En son yayınlanan video. Bu pazartesi günü yayınlandı. Yayınlanan video hangi marka aracın videosudur? Benim aracımın açıklamasını yapayım çünkü unuttum. Bayağı biliyor. Bayağı biliyor. Şuna geldi oraya. Şu an bildiğimi gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Ya ben biliyorum ama gerçekten izledim de ama arabayı ve markasını unuttum. Ne yazdın? Eski bir araba hatta. Yani yeni değil. Cevaplar alalım. Kişiyi düşüneyim. En son atılan video. Evet. Yani çekilen değil. Çekilen video olmasın biz anlayalım. Beni falan diyor. Ya of ya. Bir dakika ben sallayacağım şu an. Sallayayım. Sen de sallayalım. Açıklamasını yapmam yetmiyor mu? Öyle bir şey yok. Açıklamayı çok merak ediyorum ne yazdın. Vallahi sallamıyorum. Bu arada kanala abone misiniz? Evet. Teşekkür ederiz. İlk defa kanalı. Bildirimlerim de evet. Süper. İlk defa kanala abone iki yarışmacımız. Hem bugün akşam abone oldum. En başından beri aboneyim. Süper. Sana puan yok falan. Ben şu an bana artıyor. Bitti mi? Bitti. Cevapları kameraya doğru alalım. Ben görebilir miyim cevapları? BMW değil. Çetin'in babasının arabası Renault Clio. Evet, Çetin'in babasının arabasıydı. Ama Renault Clio değil. Neydi? Ya of! Cevabı ama ben bildim ya. Çetin'in babasının arabası yazmışsın ya. Evet. Ama herkes biliyor Çetin'in babasının arabasını. Bir şey söyleyeceğim. Çetin'le çektiniz hatta. Evet ama marka soruyor. Ama burada kimle çektik diye sormadık ki. Of ya. Berabere bitti. Bu skorla berabere bitti. En yakın zamanda yeni bir yarışmada sizleri tekrardan yarıştırmak isterim arkadaşlar. Yarışma uygun bulursanız. Çok keyifli bir yarışma oldu. Bu sefer çalışıp geleceğim tam bir sefer. Ben de robot çalışıp geleceğim. Evet. Çok daha çekimli bir yarışma oldu o zaman. Aynen. Biz de daha zor soru hazırlarız. Umarım izleyicilerimiz için de keyifli bir video olmuştur. Yeni bir soru onlar bilemedi konseptli videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Araba hakkında bilgi sahibi olmadan araba sahibi olmayın. arabahakkında.com